Ananı avradını. Merhaba arkadaşlar, Gamer Dip kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün Dead by Daylight'a gelmiş geçmiş bana göre en güzel modu oynayacağız. Eskiden oyuna mod yaparak eklediğimiz şey bu kez direkt olarak oyunun orijinal modu olarak geldi. 1 Nisan'a özel olarak gelen bir şey ve 48 saat sürecek dendi. Yani siz bu videoyu izlerken muhtemelen mod kalkmış olur. Karakterlere herhangi bir perk, eşya falan hiçbir şey takamıyorsunuz arkadaşlar. Devamını girince anlatacağım. Evet gençler, şimdi modumuzun olayı şu. Kurbanlar küçük, çok minik. Böyle jeneratörün 4'te 1'i kadar falanlar. Böyle böcek gibiler. Katilimiz de Oni. Sadece Oni alabiliyor katiller. Ve kocaman, devasa. Bildiğim kadarıyla anlatacağım. Ben de İbo'dan duydum bu arada. Karakterimiz gördüğünüz gibi giriş animasyonunda gözükmüyor bile. Palet devirebiliyoruz. Fakat üstünden atlayamıyoruz. Aynı şekilde pencerelerden de atlayamıyoruz. Oğlum çok güzel. Gördüğünüz gibi atlayamıyoruz arkadaşlar. Oni de ananı avradını işte tam olarak. Çok güzel bu arada arkadaşlar, bir şey diyeyim mi? Dead by Daylight'a gelmiş en iyi mod ve yere düştüğünüz an ölüyorsunuz arkadaşlar. Yani tek düşme hakkınız var. Ananı avradını. Düştüğünüz an sizi ayağıyla ezip öldürüyor. Oğlum bu neymiş lan? Oynayınca daha gergin oldu. Dün bir tane gameplay videosunu izlemiştim modu tam olarak anlayayım diye de oynayınca daha gergin durdu. Oğlum karaktere bak. At sineği gibiyim şu an. Vız, kız ne yapıyor kız? Barbie gibi. Ha bir de eğileyim iyice gözükmeyeyim. Evet arkadaşlar, jeneratörü bu şekilde yapıyoruz. Palet devirebiliyoruz ama atlayamıyoruz paletlerden. Pencerelerden atlayamıyoruz. Ananı avradını. Ve yere düştüğümüzde direkt olarak mori gibi bir şey yiyoruz arkadaşlar. Modumuzun olayı bu. O ne özelliğe geçebiliyor bu arada kan topladığı zaman. Allah Allah. Bir de bizi tepeden gördüğü için takip etmesi çok kolay. Oğlum. Kardeş vallahi yokuz ki burada ya. Bak 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 tiplere bak, bak tiplere bak Allah aşkına. Bir de T-Bag atıyorlar orada ya. Kanka belki burada yokuzdur yani, bu neyin eminliği ya. Artık gel gör tamam ya. Aa düşürdü onu, bak bak ayağıyla ezecek bak. Evet arkadaşlar, tek düşüş hakkınız olduğunu söylemiştim. Ben kaçayım. Güzel güzel güzel. Stun attı, stun attı. Hemen kaçalım, hemen kaçalım. Bu arada 3 jeneratör var. Onu da fark etmişsinizdir. Onu söylemeyi unuttum. 5 değil, 3 jeneratör var. Ve jeneratörler bittiği an kapılar direkt olarak açılıyor. Bunlar İbo'dan öğrendiğim bilgiler arkadaşlar. Ananı avradını. Ya evde yoksam... Abi vallahi ben bir şey yapmadım ki abi. Oğlum çok korkunç bir şey değil mi? Acayip güzel ama çok korkunç. Ay olayı. Yani yıllardır çok şey mi istedik be DBD? Bak ne güzel bir mod çıkartmışsın yani. Şunu yıllardır böyle düzenli olarak 2-3 ayda bir şöyle bir mod getirse çok daha fazla oyuncuya erişebilirdi bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Bence çok tatlı bir mod yani. Acaba karakter küçülmenin bir etkisi olacak mı diye Jane Romero aldım arkadaşlar. Hemen kontrol ediyoruz. Yani yine aynı gibi. Bu arada safe bir yerde jeneratör yapalım ki. Bir kaçış da alalım ya. Sesi çok korkunç ya. Uzaktan böyle bam bam ayak sesleri geliyor ya. Nerede? Ulan haritadan büyük adam nasıl göremeyebilirim şu an? Aa orada orada. Hocam. Vallahi. Hiç gerek yok bence şu an böyle şeylere. Hayır 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 hayır. Oğlum başka birisindeydin. Ana buraya çıkabiliyormuşum lan. Arkadaşlar çok uzaktan gördüğü için bizi, yani aşırı tepeden bakıyor. Zaten killer tarafında oynayacağım. Aa heal'lanma yok mu? Bak onu mesela yeni öğrendim. Heal'lanma yokmuş arkadaşlar. Keşke jeneratörün üstüne çıksaymışız böyle fare gibi. Oha oğlum sesi de değişik. O nasıl bir bağırma lan, kurban bayramındaki inek gibi. Oğlum çok tatlı karakterler ya. Arkadaşlar ben böyle modlara bayılırım ya. Bir de böyle devasa, hani müthiş bir boyutu olan yaratıkları da çok severim. Şaka yaptım. Şaka yaptım abi. Abi. Vallahi şaka yaptım. Hiç sevmem ki böyle yaratıkları. Aha. Aha. Özelliği bitti. Gel lan. Ha? Fareden şey neydi lan? Deveden büyük fil var kardeşim. Çekil lan. Adam beni görmedi bile ya. O kadar umursamadı ya. Öbürünün gelişi baba sinek gibi. E burada büyüğüz. Bak burası olmadı hocam. Burada niye büyüğüz? Bu maç acaba bilerek gözüküp chase atmaya mı çalışsam diyeceğim de. Başta yapmasam, bir jam bitince falan mı yapsam? Galiba gözüktüm arkadaşlar. Oğlum bir şey diyeceğim yani.
Bir an böyle bir gaza geldim ama şu ayak sesi arkadaşlar benim bütün gazımı tekrar aldı. Hadi böcek, hadi böcek. Familia gücü, böcek familiası gücü. İyisin. Paletten atlansa yani, damtek denerdim. Oha, jam bitirdi bizimkiler. Dur ben şunu... Yemin ediyorum karga sandım. Oha, aynen çok küçüksün ya, bir de oraya çık. Gel lan, bir de bana gel oğlum. Ya tamam küçüğüm de o kadar da görmemezlik yapmıyorsundur herhalde ya. Heh, gördü arkadaşlar. Ne yaptın ya valla. Abo, mind game yedik lan. Şunu al bakayım. Valla... Oğlum... 800 tonluk adamdan mind game yedik ya. Bu tarafta palet de yok. Burada var mı? Ana, burada da yok. Oğlum karakter ses vermeseydi bari ya. Bari ses çıkartma olayı olmasaydı. Hop. Ya çok kötü bir yere geldim ya. Bu maç saylanmaz. Bak yine ezildik. 800 tonluk Bumblebee'den mind game yedim. Spotta, açık spotta yani. Hani aynen spot kapalı olsa bayağı fark edecekti yani. Bu maç direkt katile gözüküp chase atıyorum arkadaşlar. İzle. Normalde 3 maç atacaktım Survivor. Bu ne? Oğlum kargayla aynı boydayım lan. Gördün mü lan? Gördün mü lan? Gerizekalı. Bak oğlum bana... Mind game falan koca karaktersin. Salak hareketler yapma. Amüzün. Lan Dwight yardım et. Burada palet var da yetişe... Oğlum arkama bakamıyorum ki yani stresten. Strese baksana arkadaşlar. Bam güm adam nasıl geliyor ya? Kır onu salaklık yapma. Aynen kardeşim yani chase'i sal. Gideceğini boz orada ya. Geliyor. Canım yine. Ama şimdi yani o çok mantıklı bir hareket miydi ben bilemedim. Tamam vur bir tane. Nereye gidebiliriz buradan? Şuraya gideriz. Killer check mi yok ya değil mi? Aynen. İçine giremeyeceği için mantıken. İyi güzel. Birazcık döndürdük. Ama şeyi tam olarak bilmiyorum. Kurban hızı, kara, katil hızı falan hani nasıl bir değişiklik var onu bilmiyorum arkadaşlar. Aha! Ben de bitirdim sonucunu. Uçun kuşlar uçun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim kapıyı bıraktığınız için. Kaçsam mı ya? Biraz döndürsem mi? Bilemedim. Ama bir kere görürse bir daha peşimi bırakmaz. Burada da spot yokmuş. Ben en iyisi gideyim. Ne yapıyorsun lan? Gel ya T-back atam. Gel. Gel. Sen de at. Ya bir şey diyeceğim. Küçük böyle Barbie oyuncakları oluyor ya. Çok küçük böyle. Aynı onlar gibiyim şu an. Evet. Survivor kısmı bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi killer kısmına bakalım. Evet. Oha ekrana sığmıyor lan adam girişte. Bakalım katil tarafı nasılmış arkadaşlar. Yine ben bir gen rush'ımı yiyeyim defolup gideyim. Ne diyorsunuz? Abi Oni gameplay hiç çekmedin diyordunuz arkadaşlar. Alın size. Oni gameplay. Oğlum çok güzel lan bir şey değil mi? Açı çok güzel. Birisini gördüğüm var ya. Ekranımı çok hızlı sağa sola kaydırdığım için birisini görme ihtimali de biraz düşük ama. Oha gene başlamayı boş ver. Bayağı da ilerlenilmiş. Lan bu kim? Oğlum ben ayağıma bir şey takılıyor anasını satayım. Atlayamıyorsun kanki. Kanki atla. Ya bu adam daha yeni girmiş galiba. Kanka atlayamıyorsun. Dur nasıl öldürüyoruz şimdi bunu? M1. Müthiş. Lan nereye gidiyorsun? Oo sineğe bak. Vızzz. Şu an var ya ilaçlama şirketi gibiyim yemin ediyorum ya. Aaa! Böceğe bak sen. Oğlum bunun niye kafasında karga var lan? Karga kadarsın zaten. Bir şey diyeceğim acayip keyifli. Vallahi acayip keyifli. Canım! Atlayamıyorsun. Dur şunu da emelim. Heh şunu da bir... Lan dur. Arkadaşım niye M1 çıkmıyorsun ha? Tamam. Şimdi... Aaa! Abi onu oyna! Aaa! Al kardeşim Oni. Nereye bitti lan? Aa bende EQ yok. EQ yok. Dönüşüm çok zor olacak. Arkadaşlar EQ ayarlı değil bende Oni'de ya. EQ ayarlı olmadığı zaman Oni çok zor. Tak. Sen var ya. Sen Allah'ın bir lütfusun. Yani ayağımın altında nasıl göreyim ki anasını satayım ya. Bu çözmüş ama modu diyeceğim yine bu da atlamaya çalıştı. Bilmiyorlar mı atlamalar? Bak hala aynı yerde dolanıyor ya. Aha niye görüyorum onu?
Oğlum o kadar büyüğüm ki paleti görmedim yani, niye geçemiyorum diyorum. Atla atla, pencereden de atlamaya çalış. Belki atlarsın. Seni de ezerim. Zınk. Hatch olayı var mı acaba? Aa varmış lan. Ama hatch'e avantajlıyım ya. Üstten görürüm. Ulan şerefsiz. Ulan şerefsiz. Parmak kadar adam, ben şunu nasıl bulacağım bunu ya? Kaçtı. Bitecek mi oyun? Ha, bug'a girdi sandım. Hatch olayı olmaz diye düşündüm ya. Neyse 3 kill temiz. Gayet keyifli, acayip keyifli. Keşke bütün killer maçlarım böyle geçse. Hayatımın en büyük hatasını yaptım dostum. 5 saniyem var yok olmak için. Oğlum hemen nereye gitmiş olabilirsin yani, hani tamam küçücük fare gibi bir şeysin ama. Abi öyle bozmasaydık Jenny ya. Üflesen de yeterdi sanki. Oğlum bunlar yılan tayfa ha. Aha ben ne olunca görüyorum ya. Bir olay var, belli bir saniyede bir bana gözüküyorlar galiba. Tamam da nereye gitti? Daha şimdi gözüktü. Oğlum eridi mi adam? Aha lan buradaymış kerata seni. Seni kerata. Güzel, bunlar iyi oynuyor. Bak bana stun bekliyor orada. Hop. Devir şimdi. Tamam yandan dolandık. Direkt Bloodlust ya, hiç kırmakla vurmakla uğraşmayacaksın. Tekrar üstünden atlayamadığı için imkanı yok yani. Hop. Ya devle de manyem yapmazsın ya. Ez şunu. Amak böceğe. Bak bak bak, yine gördüm. Drone'u görmemiş gibi yapayım. Cene gidiyor gibi. Hop, naber? Oğlum o kadar mı küçüksünüz? Ya bak yok diye gidiyordum var ya. Aa içeceğim bitti. Mind game deniyor ne purpu orada. Ablacım öldün. Geri atlamak yok biliyorsun ki sende modumuzun. Böyle bir... Aa ölmedi. Ya şu modda bile. Bak beni tilt edecekler ya. Niye hiçbiri bilmiyor geri atlamak olmadığını? Ya da biliyorlar da çaresiz mi kalıyorlar acaba? Ayol ay, kendi sesimden hiçbir şey duymuyor mu şu an? Tak 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 tak. Ne bulamıyoruz ki kimseyi. Adamlar saklanıyor yani sesi duyduğu an. Rastgele vurayım belki dedim de. Ayağımın tam altında oldukları zaman hiç görünmüyorlar. Yani zaten kurbanlar büyükken bile görmem zor oluyordu. Allah'tan arada bir şöyle gözüküyorlar yani. O niye oluyor bilmiyorum ama. O olay olmasa hayatta bulamam ya ben bunları. Normal kurban hallerindeyken bile bulamıyorum yani zaten. Sıçtın kank. Ya çok tatlı oğlum, ben şimdi şunu nasıl öldüreyim ya, anladın mı? 4K istiyoruz arkadaşlar. Sen Jenny'i bitiriyorsun değil mi orada? Beni görmüştüm. Makine aynı yerine mi saklandın? Ne yaptın? Hop. Yerden kaldırma olayları var mı peki? Onu bilmiyorum tam olarak. Neyse bunu da öldürelim arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan it? Seni görmediğimi mi sandın? Görmemiştim evet. Yani kırmızı yanmasan. Yok acımak yok. Oğlum devim lan. Bir dev acır mı ya? Yani üstüme falan koşuyor onu salayım diye. Aynen kardeşim. Ama keşke bir tane daha farklı animasyon olsaydı. Böyle elini alıp böyle tükürüyor gibi karşıya fırlatsaydı. Gençler benim bu arada bir rock metal şarkı önerileri... Bir rock metal şarkı önerileri serim vardı biliyorsunuz ki. 4 tane falan videosu olması lazım. Son zamanlarda da bayağı güzel şarkılar keşfettiğimi düşünüyorum. Onun 5.sinin gelmesini ister misiniz? Kanalda çünkü çok fazla rock metal şarkısı seven var diye biliyorum benim gibi. Eğer isterseniz güzel bir rock metal şarkı önerileri 5 videosu atabilirim, haberiniz olsun isteğe göre. Yani fark etmiyor. İstediği kadar küçük olsun. Ya... Dwight'ların hepsi mi aynı olur be kardeşim? Hepsi mi aynı olur be? O nasıl hitmiş lan öyle? Kanka çok erken öldüm be. Dwight'i boy. Hop. Aa, güzel. O paleti oynamadı akıllıca. Hoca adamla mind game yapıyorum ya, bana da yazıklar olsun ya. Vallahi billahi bana da yazıklar olsun. Adamın zaten yanından geçsem düşecek, anladın mı? Hala mind game peşindeyim ya. Bir şey diyeyim mi? Otlar oynadı ya orada. Otlardan anladım da. Heh, hadi şimdi ara bul. Buldum arkadaşlar. Oğlum ben bunu totem sandım. Bu totem değil miydi ya? Hop bir fake daha. Eğimi de biraz bir değişik. Ben bu kızı totem sandım az önce. Kolay gelsin.
Bak trikleri görüyor musun? Orada çöküp ayağımın dibine falan çöküyor. Lan oğlum dur, adama vuracaktım, yanlış kişiyi öldürdüm. Lan adama vuracağız ya, kızı ezdik anasını satayım ya. Bacım kusura bakma valla. Belediyemiz tarafından oluşturulan hasarda tamamen biz suçluyuz. Yine olsa yine aynısını yapardık. Uf, oğlum hep adamın başına yıkıyordum lan. Göremiyorum ki, özellik kullanırken adamı göremiyorum. Onu nasıl yapacağız? Oğlum bu çakal hayırdır ya? Kank. Öldün kanks. Bak adam oyunu biliyor mesela ama. Şey olayı olmadığı için. Oo güzel oynuyor harbi. Palet, devrilen paletten tekrar atlanmadığı için. Bak bu adam beni normal şartlarda yok ederdi arkadaşlar. Çok akıllı oynuyor. Bak görüyor musunuz trikleri? Normal şartlarda bu adam hiçbir mind game'i aynı boydalar ya arkadaşlar, bir an panik atak geçirdim. Nerede bu? Küçük bir kırmızılık ver. Bana sadece küçük bir kırmızılık ver. Oğlum bu ne? Bütün jenler yüksek. Şu jen de yüksekti sanki. Bunda olabilir mi tekrar? Özelliğim bitiyor. Hatch yok mu bu şimdi? Hatch var dedik ama hatch yok galiba arkadaşlar. Hiç göremedim. Oğlum adam küçük... Heh. Ya bulmuş hatch'i ya. Hatch varmış. Adamlar o kadar küçük ki böyle anlık kırmızı yansalar bile görmüyorum yani. Bu arada katil maçlarını inanılmaz hızlı buluyor arkadaşlar. Bastığım gibi çat odaya giriyor. Sorular kısmı bu kadar hızlı değildi. Bu da son maçımız olsun. 4 kurban, 4 killer maçıyla günümüzü sonlandırmaya çalışacağız. Oğlum sanki yani kurbanları görmek çok basitmiş gibi, bir de yılan oynuyorlar ya şu an. Ohoho! Ne yaptınız gencolar? Partim var. Sana nasip olduk. En açıkta sen kaldın. Tamam hocayı bitirsinler, seni bir öldürelim biz. Gel 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 gel. Oyunun en bokumsu spotu. GG Elodie'cim. Hiçbir şey yapma şansın yok ki yani, hani o paleti erkenden devirmemen lazım. Buradakiler de çil yavrusu gibi dağılmıştır eminim ki. Belki de diplerinden geçiyorum yani, anladın mı? Saklambaç modu gibi bir şey şu an ya. Yani bak çimenin içinden çıktı yani, tam bir böcek ya. Bir de bunlar trik falan da çözmüş. Chase'in ortasında böyle şey falan yapıyorlar. Küçük böyle duvarın arkasına saklanıyor, sonra çıkıyor falan. Zınk. Özelliğimi sadece jen gezmek için kullanmama ne diyorsunuz peki? Daha hiç kill alamadım özelliğimle. Adam zaten benim geldiğimi görüyor, duyuyor. Direkt kendisini bir spota atıyor yani. Jende birisini yakalamam imkansız. O yüzden birini görünce mi geçsem acaba özelliğe? Gördüm. Ayağımın altından geçti. Oğlum bunu nasıl vuracağım ya? Yere vurmuyor ki bu. Uhu, sonunda be. Özelliğimizi kullandık. Ya bir dur Allah aşkına. Oğlum. Lan böcüğü. Oğlum şu modda şanslı olayım lan bari. Dev gibi şeyim, hatch'i bulayım lan. Dev gibi değilim, devim yani. Aha hatch'i gördüm. Hop. Hadi bakalım. Kapılar direkt açılmamıştır değil mi hatch'i kapatınca? Açıldı mı? Oğlum. Oyun. Kanka yani hatch'i bulmuşum, avantajım olması lazım ya. Niye kapıyı direkt açıyorsun ki yani ya? Allah'ın belası. Gel ezeyim bir kere. Evet güzel vallahi. En azından Dead by Daylight'a gelmiş en farklı modu arkadaşlar. Yani en iyi mod mudur? Bu kişiden kişiye göre değişir. Ama Dead by Daylight'a gelmiş en farklı, bana göre en eğlenceli mod. Kesinlikle beğendim. Kesinlikle keyif aldım. Ha, bir süre sonra sıkar. Zaten 2 günlüğüne getirdiler dediğim gibi. Ama ben şunu düşünüyorum. Böyle bir şeye adım attıklarına göre bunların devamı da gelir. Bence çok daha farklı modlar. Hani o 2 kurban 8 katil işte, pardon tam tersi. 2 katil 8 kurban falan bahsediyorduk ya. O tarz şeyler de gelebilir diye düşünüyorum bu moddan sonra. Güzel bir ışık oldu yani diğer güncellemeler için. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuza geçmek üzere. İyi günler. İyi günler.